Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. Yine bir yılbaşı geliyor ve tabii ki yılbaşının olmazsa olmazları, talih kuşu olarak tabir edilen yılbaşı biletleri. Bu sene büyük ikramiye 400 milyon lira, toplam ikramiye ise 2,5 milyar TL. Şimdiye kadar biletlerin %80'inin satıldığı söylenildi. Şurada artık sayılı günler kaldı yılbaşına. Soralım bakalım Milas sakinleri 400 milyon TL çıkması durumunda bu büyük ikramiye ile neler yapacaklar ve tabii ki ondan da önemlisi yılbaşı bileti aldılar mı ya da almayı düşünüyorlar mı? Enerji, Engin bana bir bilet alır mısın? 400 trilyon yılbaşı. Almadım canım, çünkü boş hayallere kapılmayalım. Çıkmayacağını bile bile. Hayır, almadım. Almadınız. Peki şimdiye kadar hiç aldınız mı? Daha önce almıştım. Almışlığım var. Hayır, almadım. Düşünmüyorum. Neden? Çıkmaz. Almadım. Almayı düşünmüyorum. Neden? Vallahi bugüne kadar hiç para çıkmadı benim. Almayı düşünüyorum. Almadım. Almayı düşünüyorum. 389. Hayırlı olsun. 1.352.389 dedi değil mi? Evet. Allah! 400 milyon ikramiye. Bizi düşürmez daha o işi gözüm. Biz buna gırgır olsun diye alıyoruz. Bizi düşürmez daha o işi. Buna piyango satan kişiyle neyse bayisi kimi duymuş çıkmış bugün kadar. Onu söyleyeyim sana. Bugün kadar şahıs olarak böyle bilet satan yeri kime çıkmış yani bilet alan? Kime çıkmış de? Biz kendimize avutuyoruz böyle. Boşuna para veriyoruz bunu. Ama yine de alıyorsunuz. Yine de şans olarak Vedela parasını aldım ben. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa. Belki de sıra sizde efendim. Evet. Tamam, yarım çeyrek seni biletler yolbaşıya. Öncelikle sizi tanıyalım. Yakup Kadak, seyyar bayi. 2024 yılbaşı geliyor, büyük ikramiye 400 milyon, herkesin evet. Hayallerini süslüyor. Satışlar ne durumda Milas'ta? Milas'ta ilgisi alakası iyi, fena değil. Biletlerin %80'i bitmiş durumda zaten Türkiye genelinde. Sizin elinizde ne kadar kaldı bilet? Aynı, bizim de %80'ini sattık stoklarımızın. Bir %20 son haftaya ayırmış olduğumuz biletlerimiz var. Çeyrek ne kadar, yarım ne kadar, çeyrek tam ne kadar? Lira, yarım 200 lira, tam 400 lira. Zenginiz artık, çok zengin. Don bili kadar zenginiz artık. Ne don bili zaten? Milyar aklını almıyor galiba. 100 don biliyi satın alacak kadar zenginiz artık. 400 milyon lira diyelim ki bilet aldınız ve size çıktı. Ne yaparsınız 400 milyon lirayla? Önce bir yurt dışına geziye çıkardım. Ondan sonra gariban, çocuklara eğitim için harcama yapardım. Valla 400 milyon çıksa elimden geldiğince vatanı millete faydalı olmaya çalışırım. Önce hasta olanlara, depremzedelere, şehit ailelerine yardımcı olurum. 5-6 günde veyahut da bir ayda belli yatırımları yapar, parayı da bitiririm. Yani fiyat Mevla yüksek olunca öyle bir hayal, o Mevla konusunda bir hayal de kurmadım yani. Çıksın bakarız diyorsunuz. Para çıksın, muhakkak değerlenecek bir yer bulunur yani. Bir koyulacak bir yer bulabiliriz parayı. Hanıma veririm, biz buna veririm, biz oğlana veririm. Biz ben kendim kalkar giderim. Bütün yeğenlerime yardım ederim. Yeğenlerinize? Hepsine. Kendinize? Kendime de onlardan bir yaşarım ya. Bütün para onlara, kendinize onlara bir de. Bütün para değil. Yani onlara da her türlü yardım yaparım yani. Ne yapacağım? Herkes gibi yaşayacağım. Bu kadar. Aynen. Milas'ın ilgisi ne durumda biletlere? Vallahi biletlerimiz iyi. Satışlar çok güzel. Şu anda kıpradı. İyi, vatandaş bazısı alıyor, bazısı almıyor işte. İdare ediyoruz. Vatandaş alma gücü yok ama ne yapalım? Devam. Ama eski işlerimiz yok. Eski işler serimeli olmuyor. Bağlı olunca vatandaş alamıyor. Daha önce ikramiye kazanan oldu mu? Ben şimdi bu bayiyle ben buraya 1993 senesinde başladım. Ben o zaman burada çalışmıyordum, Bodrum'da çalışıyordum. Alikarnas balıkçısı var. Onun o caminin, belediye kaç caminin arkası satıyordum. O zaman en büyük ikramiye 40 milyar verdim Bodrum'a. O adam bana parası zamanında o zamanın 500 milyon para verdi. Ama ben de orada yatırım yaptım. Yatırım yapınca o parayla 2010 senesinde o zaman bir şeyler aldık. Oğlanı ev aldık işte. Onun batarının parasını oraya yatırdık. 500 milyon para verdi ama. Hiç unutmam. O zaman o adama Bodrum bir mahsebeci abimizdi. 712.638 nolu bileti çıktı.
Osman'ın parçası. Sana kadar hatırlıyorsun. Evet, unutmam. Evet değerli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi Milan sakinleri bilet alma taraftarı, bazıları da bilet almış durumda. Yalnız ne yapacaksınız dediğimizde çoğunluğu cevap veremedi. Çünkü 400 milyon lira çok yüksek bir rakam, hayal bile edemiyoruz. Bir çıksın ondan sonra düşünürüz dediler. Herkesin hayali Talih Kuşu Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanabilmek. Söylemiş olduğum gibi artık çok kısa bir süre kaldı. Bakalım 400 milyon lira hangi bilete ya da biletlere isabet edecek? Ve tabii ki kimler bu seneki 2,5 milyar liralık toplam ikramiyeden faydalanacak? 1 Ocak'ta hep birlikte göreceğiz inşallah.